Yüzbaşılar, yüzbaşılar, tabur tabur karşıya. Yağmur yağıp günde işin yatan şehitler şılar. İbrişimin kozaları, battı navşar kazaları. Sarıkamış'ta kırıldı Gonca gülün tazeleri. ...84 yıl önce bu topraklarda geçen bir öyküyü anlatacağız sizlere. Tarihte eşi benzeri olmayan bir savaşın bilinmeyen, hatırlanmayan, ürkütücü ve hazin öyküsüdür bu. Bu karlar altına ihtirasın ve yanlış hesapların sonucu gömülen 90 bin Osmanlı askerinin öyküsünü anlatırken amacımız ne tarihi şahsiyetleri yargılamak ne de birilerini mahkum etmektir. Biz sadece savaşın ne anlama geldiğini ve bu ülke çocuklarının neler çektiğini hatırlatmak için Sarıkamış'ı anlatacağız sizlere. Umulur ki ders alınır ve tarih bir daha tekerrür etmez. Yüzyılın en güçlü örgütü İttihat Terakki yıllardır süren gizli çalışmalarının meyvesini almak üzereydi. Balkan dağlarında çetecilik yapan Padişah Abdülhamit'e meydan okuyan genç subaylar 1908 yılının Temmuz ayında istediklerini almış ve meşrutiyeti ilan ettirmişlerdi. Bir yıl sonra 31 Mart vakasını bahane ederek Padişah Abdülhamit'i tahttan indirmiş, yerine 32 yıldır göz hapsinde bulunan kardeşi Mehmet Reşat'ı geçirmişlerdi. İmparatorluğun ipleri artık İttihat Terakki'nin elindeydi. Bu ipi tek başında elinde tutan adam da Balkan dağlarının hızlı gerillası, halkın hürriyet kahramanı, gözü kara Enver Paşa'ydı. İttihat Terakki özgürlük için iktidarı devralmış ama kısa sürede Abdülhamit'ten daha despot bir yönetim kurmuştu. İttihatçılar henüz imparatorluk yönetmenin ne olduğunu tam anlayamadan önce Trablusgarp sonra da Balkan Savaşı patladı. Balkanlarda 1912 yılının sonbaharında başlayan savaş belki de imparatorluğun çöküşünü hızlandıran en önemli olaydı. Savaş başladığında yasaklı padişah Abdülhamit Selanik'te eski bir konakta hapis tutuluyordu. Tehlike nedeniyle Abdülhamit Selanik'ten tekrar İstanbul'a götürülürken ağzından şu sözler döküldü: Selanik giderse imparatorluk da gider. Selanik gitti. Osmanlı ordusu savaşta inanılmaz bir yenilgiye uğradı. İmparatorluğun böğrüne Balkanlardan bir hançer girdi, ülkenin kalbi İstanbul'a dayandı. Bulgar ordusu padişahın yaşadığı Dolmabahçe Sarayı'na 50 kilometre ötede Çatalca önlerinde zor durduruldu. Son bir atakla eski başkent Edirne geri alındıysa da Balkanlarda kalan son topraklar elden çıkmış oldu. İmparatorluğun kültür, ekonomi ve siyaset kaynağı Balkanlar artık yoktu. Balkan Savaşı'nda ön saflarda çarpışan binbaşı Hafız Hakkı, savaşta yapılan hataları anlatan bir kitap yazdı. Kitabın ismi Hafız Hakkı'nın kendi kaderine benziyordu. Ozgun. Dünyanın toplu histeri yaşadığı ilk tarih 1914 yılıydı. Lise ders kitaplarında yazdığı gibi bir Sırp öğrenci Avusturya Macaristan prensini öldürmüş, böylece Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Aslında yapılan savaş hazırlıkları öylesine korkunçtu ki Sırp öğrenci prensi öldürmeseydi bile bu savaş çıkacaktı. Seferber olan 55 milyon insan bu savaşta birbirinin boğazına sarılacak ve bunlardan 9 milyonu cansız yere düşecekti. Yere düşenlerin 1 milyonu Osmanlı evladı olacaktı. 150 yıl önce dünyanın patronu olan Osmanlı artık yaşlanmış bir hastaydı. İmparatorluğun kalbi sayılan Balkanların tamamı elden çıkmış, imparatorlukta büyük bir moral çöküntüsü yaratmıştı. Hasta adam kan kaybediyordu. Bu yaşlı imparatorluk şimdi Balkanların acısını çıkartmak, kaybettiği toprakları geri almak için savaşa girmeye hazırlanıyordu. Aslında bu savaş hasta adamın son nefesini vereceği savaştı.
İmparatorluğun iplerini tek başında elinde tutan 33 yaşındaki Enver Paşa savaşa girmekten yanaydı. Askeri eğitim gördüğü Almanya yanlısıydı. Savaştan Almanya'nın galip çıkacağını düşünüyor, imparatorluğun geleceğini kurtarmak için bu ülkenin yanında ateş topunun içine girilmesi gerektiğine inanıyordu. Enver Paşa'ya göre hasta adam Osmanlı'nın iyileşmesi için tek reçete buydu. Yine lise ders kitaplarında yazdığı gibi 3 Alman gemisi İngilizlerden kaçarak Osmanlı sularına sığınmış, Türk bayrağı çekmiş ve Karadeniz'e açılıp Rus limanlarını bombalamıştı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu ittifak devletlerinin yanında savaşa girmişti. Padişah Mehmet Reşat 1914 yılının 11 Kasım'ında cuma namazı sonrası 100 yıldır kınında duran kılıcını çekti ve bütün imparatorlukta büyük cihat ilan etti. Afganistan'dan Mısır'a, Kafkaslardan Balkanlara ne kadar Müslüman varsa İngiliz, Fransız ve Ruslara karşı savaşmaya çağrıldı. İmparatorluğun son nefesini vereceği Birinci Dünya Savaşı böylece Polonya'dan Süveyş Kanalı'na, Kafkaslardan Çanakkale Boğazı'na kadar geniş bir alana yayılmış oldu. Enver Paşa ve arkadaşları imparatorluğun eski günlerine kavuşması için bir tez ürettiler. Genişleyerek büyümek. Bu teze göre Osmanlı daha çok yer fethederek, daha çok açılarak kurtulabilirdi. Birinci Dünya Harbi bu plan için en iyi fırsattı. Beyazıt'taki Genelkurmay binasında Alman ve Türk generalleriyle toplantı halinde olan Enver Paşa haritaları masaya yatırdı. İlk genişleme alanını parmağıyla kurmaylarına gösterdi. Kafkaslar. Plan şöyleydi. Büyük bir hızla Kafkaslara girecek olan Osmanlı orduları Rusları ezecek ve buradaki Türklerle birleşerek Büyük Turan İmparatorluğu kuracaktı. General Limon Van Sanders bu plandan çok memnun olmuştu. Zira Kafkaslara girecek olan Osmanlı ordusu Rusları zor durumda bırakacak, Ruslar buraya Polonya önlerinden kuvvet kaydırmak zorunda kalacaktı. Böylece Alman ordularının işi kolaylaşacaktı. Ama Enver Paşa'nın planları bu kadar değildi. Amcası Halil Paşa bir tümen askerle İstanbul'dan yola çıkacak, Sivas'a kadar trenle gidecek, daha sonra yürüyerek Halep'e, oradan İran'a girecekti. Tahran'ı, Tebriz'i alacak, yukarıdan Kafkaslara girecek, Rusları mağlup edecek, ihtilaller yapıp Kafkas Türklerini birleştirecekti. Bütün bu operasyon sadece bir tümen askerle yapılacaktı. Enver Paşa'nın zihnindeki bir başka plan da Orta Doğu içindi. İttihat Terakki'nin 3 kudretli liderinden biri olan Cemal Paşa da Suriye'ye gidecek, bölgedeki isyanları bastıracak, Süveyş kanalını geçip Mısır'ı alacak, böylece imparatorluk eski gücüne yeniden kavuşacaktı. Genelkurmay salonunda bulunan herkesin gözü açılmış, büyük bir heyecanla bu akıl almaz planları anlatan Enver Paşa'yı dinliyordu. Enver Paşa'nın haricinde hiç kimse bu hayale inanmadı. Ama Enver Paşa, Turan İmparatorluğu planını uygulayacak ve bu uğurda canını verecekti. Ruslar Osmanlı'ya savaş ilan ettikten bir gün sonra Erzurum ve Sarıkamış önlerinden Türk sınırına girdi. Birkaç kasabayı aldıktan sonra durdu. Zira Karakış ilerlemelerine izin vermiyordu. Rusların amacı bahara kadar buralarda beklemek, savaşı Türk topraklarında geçirmekti. Ama karşısında hiç de öyle düşünmeyen başkumandanlık vekilliğini henüz almış Enver Paşa vardı. Enver Paşa emir verdi ve bütün ülkede seferberlik başladı. Samsun, Erzincan, Trabzon ve Arap eyaletlerindeki illerden kuvvetler toplanmaya başladı. Daha Balkan Harbi'nin yaralarını iyileştirmeyen askerler yürüyüşe geçtiler. Hedef Kafkasların kapısı Sarıkamış'tı. Enver Paşa bu büyük harekata bizzat komutanlık etmek için Sarıkamış'a geldi. Karakış'ta savaşmaktan yana olmayan 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'yı görevden alıp yerine geçti. Yine haritalar çıkartıldı ve Enver Paşa yine büyük bir heyecanla Sarıkamış kuşatma harekatını Alman ve Türk kurmaylarına anlattı. Sarıkamış'ta savaşacak 3. Ordu 3 kol ordudan oluşuyordu. 11. Kol Ordu Rusları oyalamak için sağ kanat istikametinde çarpışacaktı. 9. Kol Ordu merkezde Sarıkamış geçidi istikametinde çarpışacak ve böylece Bardız'a, oradan Sarıkamış'a girecekti. 10. Kol Ordu da İslamköy, Oldu, Penek yolundan Bardız yaylasına ve Allahu Ekber dağlarına ulaşacak
ve buradan Rusların arkasına sarkacaktı. Sarıkamış ele geçirilince diğer kolordularla birleşilecek ve Kafkaslara, yani Turan İmparatorluğu'na doğru yürünecekti. Savaşın can alıcı görevi 10. Kolordu'nundu. Kolordu'nun komutanı Albay Hafız Hakkı'ydı. Bir buçuk metre kar, -25 derece soğuk, 2500 metre yükseklik ve inanılmaz engebeli bir arazi. Bütün mesafeler yürüyerek geçilecek ve savaş bu alanda yapılacaktı. Kolordular toplanmış ve herkes görev alanına doğru yürüyüşe başlamıştı. Askerlerin durumu içler acısıydı. Bir kısmı yazlık kıyafetler giymişti. Ayaklarında tarih öncesinden kalma çarıklar, sırtlarında yamalı giysilerle bu genç çocuklar askerden çok tarla işçisine benziyordu. Askerlerin büyük bir kısmı evden getirdikleri yerel kıyafetlerle yürüyordu. Ne kalın bir paltosu ne de yedek iç çamaşırları vardı. Ordu verir diye düşünmüşlerdi ama ordu bir şey veremedi. Çünkü Kafkas Harekatı'na Almanlardan kışlık giysi ve askeri malzeme getiren gemiler Karadeniz'de Ruslar tarafından batırılmıştı. Almanlar da yeni malzeme gönderemiyorlardı. Şimdi Anadolu'dan, Arap illerinden toparlanmış, kimi hiç kar görmemiş, kara yazgılı bu genç çocuklar elde avuçta olanla savaşacaktı. Karşı cephede kış şartlarına alışkın iyi giyimli ve iyi donanımlı 60 bin Rus askeri vardı. Birçok olanaktan yoksun olarak yola çıkan Türk askerlerinin sayısı ise 120 bin civarındaydı. Yüzbaşılar, yüzbaşılar, tabur tabur karşı. Yağmur yağıp gün değişin, yatan şehitler şılar. İbrişimin kozaları, battı navşar kazaları. Sarıkamış da kırıldı, Gonca gülün tazeleri. Bir buçuk metre kar, -25 derece soğuk, 2500 metre yükseklik ve inanılmaz engebeli bir arazide yapılacak savaş başlamak üzereydi. 60 kilometre karelik arazi yürüyerek geçilecekti. Birçok olanaktan yoksun 120 bin kişilik Türk ordusu iyi donanımlı Rus ordusuna saldıracak ve Sarıkamış'ı alacaktı. Böylece Kafkaslara, yani Turan İmparatorluğu'na giden yol açılacaktı. Enver Paşa'nın hayalini gerçekleştirmek için askerler yola çıkmıştı. Ölümüne yürüyüş 22 Aralık günü başladı. Günlerce yürüdüler. Ölüm sessizliğindeki Bardız Yaylası'na, Çamurlu Tepelerine, Çerkezköy'e, Oltu'ya ve Allahu Ekber Dağı'na. Sarıkamış'a, o küçücük kasabaya giden bütün mevkilere doğru yürüdü askerler. Açtılar, yorgundular, çıplaktılar. Bir metreyi aşan karda yürümek için insanüstü bir gayret sarf edip bir adım atıyor, kara saplanan bu adımlarını kurtarmak için iki kat enerji harcıyorlardı. Bitkindiler. Ama Enver Paşa'dan, Hafız Hakkı'dan bitmeyen hücum emirleri geliyordu. Sarıkamış alınmalıydı. Ölümüne yürüyüş sürüyordu. Bazen Rus askerleriyle çarpışmaya giriliyor ama en çok doğayla savaş ediliyordu. Tipi kar göz açtırmıyordu. Ölüm beyazlığı, o uysal görünen canavar kar zihinleri durduruyor, gözleri kör ediyordu. Ortalığı cehenneme çeviren bu tipi yüzünden iki Türk tümeni birbirine saldırmış, yaralı ve ölü 2000 asker saf dışı kalmıştı. Ama hiçbir şey yürüyüşü durdurmuyordu.
yürüdüler. Ölüm onları bir gece vakti bir köşede kıstırıncaya kadar yürüdüler. Yürüdükçe terliyorlardı. Terler sırtlarında donuyor, ölüme bir adım daha yaklaşıyorlardı. Artık bu uzun yürüyüş sonucu yavaş yavaş askerler dökülmeye başlamıştı. Önce ayaklarda bir sızı duyuluyordu. Sızının ardından bir hissizlik başlıyordu. Bu parmakların donduğunu gösteriyordu. Sonra donma bilekleri çıkıyor ve asker aniden yere düşüyor. Kurtların bile saklanacak bir delik aradığı havada yere düşen bu askere yardım etmenin imkanı yoktu. Asker açlığın, yorgunluğun etkisiyle uyuşuyor, bilekleri de donunca bir kenara kıvrılıp uykuya geçiyordu. Uyku ölümün kapısıydı. Önce bütün vücudu beyaz bir yorgan gibi kristal bir buz tabakası kaplıyor, ardından bütün beden kas katı kesiliyor. Ölüm tatlı bir uykunun ardından böyle geliyordu. Sağa sola serpilmiş, ayakları kolları havada, ağzı açık, gözleri buz mavisine dönmüş kas katı asker bedenleri artık bir sırrı açığa çıkarıyordu. Ordu eriyordu. Ölümün bu kadar yanı başında olduğunu gören erlerin kimi çıldırıyor, çığlıklar içinde karanlığın içine doğru koşmaya başlıyor, bir daha geri dönmüyordu. Kimi askerler intihar edercesine bir ağacın kenarına usulca kıvrılıyor, ölümün kendisini bulması için şarkın o meşhur itaatkarlığıyla bekliyordu. Ne yakılan küçük ateşler, ne ölmemek için askerlerin zıplaması beyaz ölümün varlığını geciktiriyordu. Ölüm sabırlı, sakin ve sessiz bir şekilde bekliyor, yere düşen, biraz uyuklayan askeri alıp götürüyordu. Allahu Ekber dağları 26 Aralık gecesi çıldıran, acı çeken, ölmek istemeyen, korkan, isyan eden, ölümden kaçan askerlerin yürekleri parçalayan çaresiz çığlıklarıyla yankılanıyordu. O gece dünya savaş tarihinde görülmemiş bir kıyım yaşanıyordu. Doğaya karşı savaşan Türk ordusu yeniliyordu. Sargamı güneş ışıkları 27 Aralık sabahı Allahu Ekber dağının yamaçlarına vurduğunda sağa sola serpilmiş 15 bin askerin donmuş bedenini de aydınlattı. Bir gecede 15 bin asker bir tek kurşun atmadan donup gitmişti. Bu sayı Sarıkamış'ta bir haftada donacak askerlerin sadece küçük bir kısmıydı. Aynı güneş Bardız'da, Kız Kilisesi'nde, Divinik'te, Norşin'de, Çatak'ta yani Sarıkamış'a giden bütün yollarda bir hafta boyunca donmuş Türk askerlerinin buz tabakasına dönmüş bedenlerinde parıldayacaktı. Isı biraz arttığında eriyen karların altından kardelen çiçekleri gibi askerlerin donuk bedenleri çıkıyordu ortaya. Toplam ölü sayısı bilinmiyordu ama tümenler, kolordular artık parmakla sayılacak kadar azalmıştı. Sürekli hücum emirleri veren Enver Paşa, eline ulaşan pusulalardan durumun vahametini anlamıştı artık. Bir kareli harita kağıdı çıkarttı ve vasiyetini yazmaya başladı. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harp ettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse muvaffakiyet kat iyidir. Eğer muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim. Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Herhalde sonunda muvaffak olacağız. Ben hareketime nedamet etmeden kalben müsterih olarak ölüyorum. Yaşasın Müslümanlık, Osmanlılık ve Osmanlıların padişahı Sultan Mehmet Han. Servet namına bir şeyim yoktur. Mamafih ne varsa eşim Sultan Efendi Hazretlerine bırakıyorum. Enver. Ölümü hazırlamış bir başkomutan yine de harbi kaybettiğini kabul etmiyordu. Vasiyetini yazdıktan bir saat sonra eline Rusların kontrolündeki bir kasabanın tekrar ele geçirildiğini belirten bir pusula geçti. Enver Paşa'nın içinde taşıdığı o büyük heyecanı yeniden alevlendi. Bütün orduya
daha doğrusu ordudan arta kalana geri çekilme yerine hücum emri verdi. Bu emir Sarıkamış dramını noktalayacak son emirdi. Ölümlere, donmalara, açlığa ve soğuğa rağmen asker insanüstü bir gayretle hücum ediyor. Mermisi bitince süngüyle, süngüsü düşünce elleriyle Rus askerlerini öldürmeye çalışıyordu. Tarih bir ordunun böylesine insanüstü bir gayretle savaştığını yazmamıştı. Yine tarih böylesine inançlı bir ordunun bir dağın yamaçlarında, karların arasında kitleler halinde donup gittiğini de yazmamıştı. Türk ordusunun bütün saldırıları sonuçsuz kaldı. Ruslar güçsüz düşen Türk askerlerine karşı hücuma geçti. Nihayet bir kuşatmadan kurtulmak için Enver Paşa 4 Ocak günü geri çekilme emri verdiğinde Rus generali Bergman da aynı tarihte zafer telgrafını komutanlarına çekmişti. Sarıkamış harekatı Türklerin ağır yenilgisiyle sona ermişti. 15 gün süren savaşın sonucunda içinde general ve subayların da bulunduğu 7000 asker esir düşmüştü. Bu savaştan 12000 asker sağ kurtulmuştu. Yaklaşık 120 bin kişilik ordudan bu rakamlar düşüldüğünde Sarıkamış dramında tam 101 bin askerin şehit olduğu ortaya çıkıyor. Bunlardan 90 bin civarında asker Ruslarla ciddi bir çatışmaya girmeden donarak ölmüştü. 90 bin genç, 90 bin insan karlar altında kalmış koca bir orduydu bu. Dünya savaş tarihinde böyle bir dram daha yaşanmadı. Ruslar bu savaşta 20 bin kayıp vermişti. Onlardan da 6 bin asker donarak ölmüştü. Sarıkamış'ta ölen Türk askerlerin cesetleri bulaşıcı hastalıklara neden olmaması için Ruslar tarafından toplu mezarlara gömüldü. Sonra da üstü kapandı ve bir daha bulunamadı. Sarıkamış bozgunundan kurtulabilen çoğu yaralı 12 bin asker Erzurum'a ve yakın ilçelere getirildi. Ancak askerlerde bir tuhaflık vardı. Yüksek ateş, kaşıntı ve mide bulantısı görünüyor, vücut aniden bitleniyordu. Sonunda gerçek anlaşıldı. Bu bitlerin neden olduğu hastalık tarih boyunca orduları yiyip bitiren tifüs hastalığıydı. Günlerdir yıkanmayan, temizlenmeyen ve üstündeki çamaşırları değiştirmeyen askerler sıcak bir ortama geldiklerinde vücutlarındaki bitler birden ortaya çıkıyor ve her yanı kaplıyordu. Sonunda tifüs mikrobu askerin bedenine giriyor ve -25 derece soğukta asker vücudu ateşler içinde can veriyordu. Sarıkamış'ta donmadan kurtulan askerler bu kez tifüs salgınından ölüyorlardı. Salgından ölenlerin sayısı hiçbir zaman öğrenilemedi. Balkan Savaşı'nda yazdığı Bozgun isimli kitabıyla savaşta yapılan yanlışlıkları anlatan Hafız Hakkı Paşa, Sarıkamış'ta eleştirdiği hataların tümünü bu kez kendisi yaptı. Sarıkamış'ı Enver Paşa'dan önce alma hırsı yüzünden binlerce askerin donmasına neden oldu. Kendisi de Erzurum'da tifüsten öldü. Sarıkamış dramının baş kahramanı Enver Paşa, Sarıkamış'tan İstanbul'a dönerken İran üzerinden Kafkaslara ihtilaller yapmaya, Turan Devleti'nin bir parçasını kurmaya gönderdiği amcası Halil Paşa'yı geri çağırdı. Sivas'ta buluştuklarında ağzından bir tek cümle çıktı: "Bütün ordu mahvoldu." Enver Paşa'nın İstanbul'a vardığında yaptığı ilk iş Sarıkamış bozgunu ile ilgili haberlere yasak getirmek oldu. Bu yüzden yıllarca Sarıkamış dramı hiç kimse tarafından bilinmedi. Bu savaşta donan askerleri gösteren hiçbir fotoğraf bulunamadı. Fotoğrafların tümü Ruslar tarafından çekildi. Sarıkamış dramı Enver Paşa'nın yurt dışına kaçmasından yıllar sonra öğrenilebildi. Enver Paşa Sarıkamış'tan sonraki 4 yıl boyunca yeni hayaller ve savaşlara girişecek, koca imparatorluğu 4 yılda eritip yok edecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesiyle Enver Paşa, Mısır'ı fethetmeye gidip Süveyş kanalında boğulmaktan zor kurtulan Cemal Paşa ve diğer İttihat Terakki üyeleri ülkeden kaçtı. Enver Paşa, o hayalindeki Turan Devleti'ni kurmak için Kafkaslara gitti. Çarpıştı, ihtilal denemeleri yaptı, esir düştü ama bir türlü başarılı olamadı. Sonunda Sarıkamış'tan kilometrelerce uzakta, Rusya'da Pamir Dağları'nın eteğinde
yalın kılıç saldırdığı Rus makinalısından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Turan imparatorluğunu kurmak istediği Kafkas topraklarına kana aktığında ölüm tutanağına 4 Ağustos 1922 tarihi düşüldü. Hırsı, gözü karalığı, örgütçü yeteneğiyle Enver Paşa tarihteki yerini aldı. Bu karlar altına gömülen 90 bin Anadolu çocuğu gibi daha nice gençler Çanakkale'de, Süveyş'te, Avrupa'da savaştı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde 1 milyon Osmanlı evladı bu dünyadan göçmüştü. Ülkenin bütün insan kaynağı, zihin gücü ve öz kaynakları bu savaşta yok olup gitti. Bu millet tüm bunların üzerine bir de Kurtuluş Savaşı verdi. Umarız Sarıkamış savaşların ne anlama geldiğini anlatmıştır. Umulur ki tarih bir daha tekrar üretmez.